Ben de milli eğitime yönelik kanun tasarısıyla ilgili söz almış bulunmaktayım. Önce bu milli eğitimde neler oluyor? Gerçekten şu anda iktidarın öğretmenlere, eğitime yaklaşımı nedir? Aslında en çok tartışılan meselelerden biri. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten şu anda Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da iktidar kendine biat edecek, itaat edecek mülakatlarla yeni bir sözleşmeli öğretmenlik müessesesini yerleştiriyor. Ve bu gerçekten 25 Temmuz 2016 tarihinde zaten yayınlanan 668 sayılı OHAL KHK'siyle mülakatla alınan ve buna dayalı sözleşmeli öğretmen alımı zaten şu anda uygulamaya geçirilmiş durumda. Ve bu durumda zaten KHK'lerle iktidarın her konuda olduğu gibi eğitim alanında da meclisi, parlamentoyu tümüyle devre dışı bıraktığını ve bu konuda tümüyle kendi iradesini yaşama geçirdiğini görüyoruz. Tam anlamıyla meclis bypass edilmiştir. Peki bu sözleşmeli öğretmen alımı neye dayanıyor? İktidarın gerekçeleri şu: darbe girişimini gerçekleştiren paralel yapılanmanın mülakatlar aracılığıyla devlet kadrolarına tekrardan girmelerinin engelleneceği iddia ediliyor. İkincisi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğretmen ihtiyacının karşılanacağı ve öğretmen kalıcılığının sağlanacağı iddialardan ikincisi. Diğeri ise sözleşmeli öğretmenlerin sorunsuz olarak kadroya geçmek için daha etkin bir çalışma yürüteceklerine yönelik savdır. Bu her üç gerekçede gerçekle, hayatla, milli eğitim kadrolarının pratiğiyle ve şu anki uygulamayla kesinlikle uyuşmuyor. Bir kere paralel yapılanmanın devlet kadrolarına yerleşmesi iddia edildiği gibi KPSS nedeniyle gerçekleşmedi. Bilakis 2010'dan bugüne özellikle kamuda üst sınıf pozisyonlar için başlatılan ve daha sonra neredeyse her kademeye yaygınlaştırılan mülakatlar ile gerçekleştirildi. KPSS aracılığı ile kamuda göreve başlayan paralel yapı ile ilişkili kişiler ise doğrudan sınavın kendisi nedeniyle değil, sınav sorularının belirli çevrelerce servis edilmesi sonucu yerleştirilmiştir. Özellikle 2010 ve 2012'de bu konunun kamuoyuna mal olması sonucu oluşan tepkileri ise dönemin hükümeti hiçbir şekilde kulak asmamış, kulak ardı etmiş ve etkin bir soruşturma yürütülmesini de engellemiştir ve sağlamamıştır. Yine ikinci tezde ise diyorlar ki bölgede Kürt illerinde, Kürdistan'da öğretmenleri tutamıyoruz. Bu nedenle buna başvuruyoruz. Öğretmenlik bir kere toplumla iç içe olan bir meslektir. Öncelikle politika bölgedeki toplumsal sorunların çözümüne yönelik olmak zorundadır. Bölgedeki öğretmenlerin sürekli tayin istemelerinin nedeni hala sağlanamamış olan barış ortamıdır. Şu anda çatışmaların, şiddetin, karşılıklı ölümlerin devam etmesi sebebiyle öğretmenler gitmek istemektedir. Hükümetin barış ortamını sağlamaktan ziyade böyle palyatif çözüm önerileriyle ve gerekçelerle bu sava sığınması da ayrıca büyük bir acziyetin göstergesidir. Yine üçüncü sav ise sözleşmeli öğretmenlerin aslında bu konudaki hükümetin görüşlerini çürütüyor. Yine bu konuda gerçekten meslektaşlar arası iç barış, hukuk zedelenmiş ve bununla ilgili işsiz kalma korkusu yaşayan sözleşmeleri öğretmenlerin ekonomik ve sosyal hakları konusunda mücadele yürütmeleri dahi etkilemiştir. Yine ama asıl mesele hükümet sözcülerinin ileri sürdükleri bu savlarda gizledikleri asıl bir amaç var. Temel gaye var. O da kendi kadrolarını oluşturma çabasıdır. Kadrolaşma çabalarıdır. Ve bölgede etkin olan muhalif sendika örgütlülüğünü kırmaktır. Bu amacı gizlemek için görünürde kendilerince yeni gerekçeler yaratmaktadırlar. Yani burada şunu özetle söylemek istiyorum. Kesinlikle AKP'ye sadakat ve itaat ve biat temel aslında belirleyendir ve bunu gizleme çabaları beyhude bir çabadır. Değerli arkadaşlar, bu OHAL ilanından sonra gerçekten en fazla
mesleğinden ihraç edilen, açığa alınan kesimlerden biri de eğitimcilerdir. Ve şu anda binlerce eğitimci maalesef bu konuda büyük bir sıkıntı içindeler. Kendi işlerinden, kendi geleceklerinden, çocuklarıyla olan bağlarından kopmuş durumdalar. Size sadece iki örnek vereceğim. Şu anda Diyarbakır Etbi cezaevinde tutuklu bulunan Adile Ekinci. Kendisi sendikal, bizzat dosyasını okudum. Sendikal faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle şu anda tutuklu cezaevinde. Ve oğlu Agit 4 yaşında. Ve ailesiyle yaptığımız görüşmede 4 yaşındaki çocuk şu anda antidepresan kullanıyor. Annesi ihraç edilmiş ve annesini görmeye bile gitmek istemiyor. Yine diğer bir öğretmen Fatma Gülçiçek, 2 yaşında bir çocuk, emzirme çağında Şerman. Ve egzeması olduğu için maalesef doktorlar cezaevinde kalmasına izin vermiyor. Çünkü bulaşıcı bir hastalık ve çocuğa orada bakım koşulları yok. Ve psikiyatriye götürdüler geçen hafta babası ve ailesi. Psikiyatr Şerman için şunu önerdi. Bu davranış bozukluğu var, annesinden ayrı, annesinin kazağını ya da bir kıyafetini gece çocuğa verin, onun kokusuyla uyursa ya da o psikolojiyle belki biraz daha rahatlar. Ve bunun gibi şu anda yüzlerce öğretmen, eğitimci hükümete biat etmediği için, itaat etmediği için, sendikal haklarını kullandıkları için ihraç edildiler. Ya da cezaevine atıldılar ya da farklı yöntemlerle açığa alındılar. Milli eğitime ilişkin ilerleyen bölümlerde yine partimizin görüşlerini ifade edeceğiz. Ama şu anda Türkiye'de konuşulması yasaklanan hükümet tarafından, basın yayın organlarına en sert sansürün uygulandığı, Türkiye'nin üçüncü partisine yapılan darbenin görünmez kılınmaya çalışıldığı gerçeğiyle meclisin yüzleşmesi gerekiyor. Buradaki milletvekilleri aynı sıralarda oturdukları bir partinin eş genel başkanları ve 8 milletvekiliyle birlikte toplam 10 milletvekilinin şu anda cezaevinde rehin tutulduğu gerçeğini göz ardı edemez. Gerçi şu gerçeği de çok iyi biliyoruz. Bu milletvekili arkadaşlarımız şu anda bu sıralarda oturan ve dokunulmazlığın kaldırılmasına olumlu oy veren milletvekillerinin iradesi sonucu şu anda cezaevindeler ve temsil ettikleri seçmen kitlesinin haklarını, özgürlüklerini, siyasetini yürütemiyorlar. Bunu, bu meclisin en temel gündemi kendi üyelerinin şu anda rehin olarak tek kişilik hücrelerde tutulmasıdır. Bundan daha önemli bir gündem yoktur. Bundan daha önemli bir gündem olamaz. Eğer demokrasi seçme ve seçilme hakkını, sandıktan çıkma hakkını garantiye alıyorsa, herkesin kendi temsilcisini seçme hakkını veriyorsa ve o sandıktan çıkan iradenin burada tanınmaması söz konusuysa, bu meclisin kendisine aynen 15 Temmuz akşamı atılan bombalar gibi darbe atılmıştır. Şu anda asıl darbe ve asıl bombalar 4 Kasım gecesi atılmıştır meclise. Çünkü o gece 6 milyon insanın oyuyla seçilen milletvekilleri birer suçluymuş gibi, birer mafya örgütünün üyeleriymiş gibi, sanki çok büyük farklı suçlar işlemişler gibi evleri basıldı ve hukuksuz bir şekilde gözaltı işlemi uygulandı. Ankara'da evi bulunan eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın kapısı kırıldı. Onun deyimiyle haydutlar gibi güvenlik kuvvetleri gidip o evi basıp bir milletvekilinin, 6 milyon iradenin benim liderimdir, eş genel başkanımdır dediği kadının evini zorla haydutlar gibi kırıp onu gözaltına almışlardır. Eş genel başkanımız diğer Selahattin Demirtaş'ın evinde ben de bulundum. Yetiştim gözaltına. Diyarbakır'ın 1/4'ü kuşatılmıştı, oradaydım. Kar maskeliler, özel harekat timleri, polisler, bütün emniyet nereden güç getirilmişse yığılmış
partinin eş genel başkanını gözaltına alıyorlar. Bizim konuşmamıza bile izin verilmedi ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne gece saat 1:30'da götürüldüler. Peki bu gerçekten hükümet yetkililerinin söylediği gibi zorla getirme kararına ya da ifade vermemeye yönelik bir yanıt mıydı? Büyük bir yalan. Asılsız, mesnetsiz bir beyan. Neden bunu söylüyorum? Bir milletvekiline mevcut yürürlükteki anayasaya göre, ceza muhakemeleri kanununa göre hangi kuralı söylerseniz söyleyin, gözaltı işlemi uygulanamaz. O milletvekillerinin dokunulmazlığı kalkan milletvekillerinin fezlekeyle sınırlı olarak dokunulmazlıkları kaldırılmıştır. Ve bu da yetmedi. Aynı gün Türkiye'de savcılar arasında ortak bir koordinasyon yoktur. Üst bir savcılık makamı yoktur. Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari hepsi bir anda savcılar herhalde bir vahiy geldi bir yerlerden. Aynı saatte eş zamanlı paralel operasyonlarla aynı dakikalarda gözaltı yaptılar. Birileri uçakları ve jetleri de hazır etmişti. Nedense aynı anda bizim Mardin milletvekilimiz Gülser Yıldırım özel helikopterle bir saatlik yoldan Diyarbakır'a getirildi. Yine Ankara'dan gözaltına alınan milletvekillerimiz önce Diyarbakır'a getirildi. Özel jetlerle, helikopterlerle Bingöl'e, Şırnak'a ve Hakkari'ye götürüldü. Bu organizasyon ve bu komplo, bu darbe büyük bir hazırlık sonucuydu. Savcılara kim talimat verdi? Bunu meclis ortaya çıkarmak zorundadır. Savcıları kim o gece harekete geçmesi için talimatlandırdı? Savcıların üstü kimdir bu ülkede? Nasıl böyle bir yargı bağımsızdır diyenlere söylüyorum. Kendileri yargıdan kaçmak için bin bir yola başvurdular. Kendi avuçlarına, kucaklarına aldıkları yargıyı silah olarak kendi rakiplerine, siyasi partilere yönelik bir silah olarak kullanılıyor. Şu anda Türkiye'de yargı siyaseti devre dışı bırakmak için seçimlerde bizimle yarışılmıyor. Gelin seçimlere gidelim. Şu anda Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı 74 yaşında Sayın Ahmet Türk gözaltında. Ya bu utanç o kadar büyük ki söylerken bile emin olun sesimin titremesini engelleyemiyorum. Bu nasıl bir aymazlıktır? Ve sonrasında çıkıp bize deniliyor ki efendim savcılar bağımsızdır. İfadeye gitmediler, o yüzden alındılar. Bu nasıl bir gerekçedir? Anayasa burada değerli arkadaşlar. Hepiniz eminim biliyorsunuz. Anayasa 83.3. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Burada hükümden söz ediyor. Bir soruşturmadan değil. Hüküm, kesin hüküm. Balbay kararı var, kendisi de burada. AİHM kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları var. Ama bu birilerine yetmemiş. Biz fiilen bu hukuksuzluğu yaşama geçireceğiz demişler. Şu anda arkadaşlarımız aynı hukuksuzlukla verilen talimatlar sonucunda tek kişilik hücrelerde tutuluyor. Bu nasıl bir intikam duygusudur? Bu nasıl bir kindir? 1994 yılında bile o dönemin koşullarını eleştirenler herhalde şu anda kafalarını kaldırıp yüzümüze bakamıyorlardır. O zaman milletvekilleri koğuşlar arasında kapılar açıktı ve milletvekilleri istedikleri görüşmeyi yapıyorlardı. Zincir bozanda bile o dönem yatanlar diyorlar ki biz tatil yaptık darbeden sonra. O kadar rahat cezaevi koşullarında. Şu anda cezaevine alınmaları zaten büyük bir skandal, büyük bir siyasi darbe. Bu da yetmiyor. Orada tecritle, izolasyonla, bizim arkadaşlarımızla görüşmelerimizin engellenmesiyle ekstra cezalar uygulanıyor. Peki arkadaşlar ne soruldu diye sorabilirsiniz bize. Milletvekili arkadaşlarımıza, eş genel başkanlarımıza. Çoğunun dosyasını okudum.
Bir kere savcılar sorularda getireceğim ileriki günlerde. Tek tek tutanakları okuyacağım. Fezleke'ye bağlı soru sormamışlar. Sizin hakkınızda şu fezleke var. Hakkınızdaki iddia bu. Buna ne diyorsunuz diye bir soru yok. Genel herhangi bir soruşturma dosyası gibi bir dolu soru sormuşlar. Hangi fezleke numarası? Dokunulmazlık kalkmış mı? Savcı bunu sormaya yetkili mi? Bu milletvekilinin dokunulmazlığı var diye avukatların itirazı da dikkate alınmamış. Daha da ileri gitmişler. Mesela örnek olarak şu anda tutanakları getiremedim. İleride getireceğim. Abdullah Zeydan ve Selma Irmak'ın somut örnek veriyorum. Savcılık fezlekeye bağlı sorma zahmetinde bulunmuş. Demiş ki şu tarihte şu konuşmayı yaptınız, şu tarihte şu etkinliğe katıldınız ve karar bölümünde diyor ki şundan serbest bırakılmasına, şu iddiadan serbest bırakılmasına. Son madde diyor ki ama diyor çok sayıda propaganda yaptığından, fazlaca etkinliklere katıldığından bunun propaganda boyutunu aştığı ve örgüt üyeliği suçunu oluşturabileceği kanaatiyle tutuklanmasına. Hukuk fakültesinde bunu hangi öğrenciye sorarsanız orada savcının suç işlediğini, görevini kötüye kullandığını, aldığı talimat sebebiyle böyle davranmak zorunda bırakıldığını görür. Ve bu dosyalar Türkiye tarihinde bu süreç 4 Kasım darbesi ve sonrasında yaşadıklarımız kesinlikle Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden birini oluşturuyor. Ve meclis şu anda burada oturması gereken arkadaşlarımız cezaevindeler. Nasıl böyle bir şey kabul edilebilir? Dokunulmazlığın kaldırılması yargılamaya olanak vermektir. Koro halinde hükümet sözcüleri, cumhurbaşkanı, başbakan koro halinde ezberlemişler. Çünkü aynı cümleleri söylemeleri lazım. İfade vermeye gitmediler diyorlar. Biz niye ifadeye vermeye gitmediğimizi biliyoruz. Fezlekeleri hazırlatanların siz olduğunuzu biliyoruz. Bu fezlekelerin soruşturmaya, soruşturmanın iddianameye ve iddianameyi de karara dönüştürmek istediğinizi, yargı üzerindeki operasyonunuzun tam da bu amaçlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bağımsız ve tarafsız bir yargı önünde söyleyemeyeceğimiz, savunamayacağımız hiçbir sözümüz yoktur. Yargılandığımız dosyaların hepsi bu kürsüden söylediğimiz sözlerdir. Yeni bir sözümüz yoktur. O dosyaların hepsini merak eden milletvekili arkadaşım varsa hepsine gönüllü olarak temin edip vermeye hazırım. Acaba Selahattin Demirtaş ya da Figen Yüksekdağ ya da Selma Irmak ya da Abdullah Zeydan niçin yargılanıyor diye merak ediyorsanız o yandaş medyaya, o çamur medyaya sakın ola ki bakmayasınız. Çünkü onlar iddianamelerden ve fezlekelerden esinlenmiyor. Onlar bir propaganda aygıtı gibi çalışıyor. Faysal Sarı Yıldız en çok tartışılan milletvekili arkadaşımızdır. Faysal Sarı Yıldız'ın dosyasında savcının kendisi bizzat silah bulunamamıştır diyor. Silah yoktur diyor. Ve bundan kendisi bir iddianame, bir soruşturma dosyası hazırlıyor. Ama açıyorsun gazeteleri, yok efendim milletvekilinin aracında silah, yok şurada şu bulundu. Ya bu yalanları nasıl üretiyorlar? Biz mahkeme dosyasına mı inanalım? Yoksa basının yalan propagandalarına mı inanalım? Dün de Sayın Ahmet Türk'le ilgili hemen başladılar propagandaya. Valilik de savcıymış gibi, aynen savcılık makamı gibi ihbar var diyor. Ya gerçekten gülebileceğimiz bir ortamda bunlara kahkaha atarız. Ne ihbarı ya? Ahmet Türk'le ilgili örgüt üyesi olduğuna ilişkin gözaltından önce ihbar alınmış. İhbarı organize et. İhbarı al. Kimlik yok. Adres yok. TC kimlik yok. Hepiniz hakkında, hepimiz hakkında vallahi her türlü ihbar yapılabilir. Bu ülkede hiçbirimizin parlamento üyelerinin bu tip komplolarla cezaevine gönderildiği, rehin alındığı bu ortamda hiç kimsenin, sizin de bizim de hukuk güvenliğimiz yoktur. Gün gelir devran döner.
Hukuka dönmezseniz hukuk size döner. Ve o hukuk size de hesabını sorar diyorum. Teşekkür ediyorum.